Kimin üzerine bu? Eşim Ayşe'nin üzerine. Ayşe nerede? Yok. Allah korusun, hapse girersiniz. Ruhsatınız iptal edilir. Her türlü para cezası alırsınız. Ya eşim üzerine yaptırdım, kurtardım. Ya ben iş yerine gelmesem de olur. Eşim de gelme. Tamam, eşin üzerine yaptırdın ama eşinin adına mesul müdür atayacaksın. Bir şey olmadığı için bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Bir şey olduğu zaman ne kadar önemli bir konu olduğunu o zaman göreceksiniz. Ya biz bunları söylüyoruz, iki ay sonra geliyoruz. Yine rutin kontrollerde bakıyoruz ki aynı hata devam ediyor. Yetmemiş gibi yine yasaya uygun olmayan başka bir şey daha açmış yanına. Yani eksiklik, gediklik giderilmediği gibi daha fazla yasal olmayan uygulama yapıyormuş. İkinci bir konu. Giriyoruz kahvehanelere. İşte bu görmüş olduğumuz eksiklikleri biz tespit ettiğimiz zaman işte son 10 senedir yaklaşık ruhsatları belediyeler veriyor. Tabii batıda da böyle. Belediyeler versin. Ya diyorsun ki niye eksik? Ya belediye dedi ki tamam sen şeyat daha sonra ederiz. Ya belediye bunu ama en kısa zamanda müracaatını yap gel ben de vereyim. Belediye bunu der ya. Belediye sana yasal olmayan bir şey at çalıştır diyemez. Hiçbir kimse bu sorumluluğun altına giremez. Ama birkaç gün, bir ay görmemezlikten gelir. Hadi ben de görmemezlikten geleyim, idareci olayım. Bu sana yıl 12 sene, 1 sene, 3 sene, 5 sene bu eksikle gedikle çalış anlamına gelmez ki. Niye belediyedeki adamı da töhmet altına bırakıyorsun bunu bana böyle söylerken? At çalıştır dedi ama gel bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde müracaatını yap, ben de ruhsatını vereyim anlamına gelir. Öyle mi müdür? Evet, bir ayın süresi vardır sadece. Konu budur, ben bildiğim için söylüyorum. Osman Çavuş sana dediyse kötülük mü etti? Niye sen bir ay içerisinde bunu yapmıyorsun da Ahmet Çavuş'u, Mehmet Çavuş'u, Osman Çavuş'u zor durumda bırakıyorsun? Bu gibi şeyler diyor, serzenişler. Ben bu Osman Çavuş'un, Ahmet'in, Mehmet'in ben örnek olarak veriyorum. Bu size kötülük mü etti böyle bir kolaylık sağladı da? Ama gel de yasal süresi içerisinde müracaatta bulun. Tabi ondan sonra belediyenin eksikliği oraya tekrar kontrol etmediği için klasik, eskiden beri polis yaptığı için herhangi bir olumsuzlukta 155'i arıyor. Tabi benim de görev alanına giriyor. Ben de girmek zorunda kalıyorum. Ben de bakıyorum bunlarla karşılaşıyorum yani. Bu serzenişlerle, bu eksikliklerle, bu gedikliklerle. Yani size verilen o şey, yani iyi niyeti, hoşgörüyü kötüye kullanmayın. Birilerini de zor durumda bırakmayın. O yasal süre içerisinde başlatın işlemlerinizi ki bitmeden hiçbir şekilde açılma ruhsatı verilmez ama ben bileyim ki hakikaten başlamıştır, ben gene görmemezlikten geleyim. Hani belki idare edeyim ama hiç yok, hiç. Müstecir yok, ruhsat yok. Abinin dediği gibi 10 sene evvel birinin üzerine ruhsat alınmış, onun üstünden 8 tane daha başka adam almış, el değiştirmemiş. Bunlar anında mühürlemeyi gerektiren konular. Kimin diye şey yaptık ya kapattık, yazdık mülkiyemire. Aman aman işte insanların ekmeğiyle oynanmasın diye. Yani